Merhaba, ben Tufan. Ben Baran. Nasılsın Baran? İyiyim abi, sağ ol. E, bir bir görüşemiyoruz. <laughs> <laughs> Draken'ın çok sevdiğim bir lafı vardır. Kültür stratejiyi kahvaltıda yer. Abi çok güzel laf. Hatta onu slide'de kullanırken biz arkaya kurabiye canavarını koyuyoruz. yerken acayip güzel oluyor. Hakikaten de çok güzel yiyor. Bir şeyim var, sana anlatmış mıydım? 2-3 sene oluyor. Ee, karımla birlikte bir kafeye gittik, Boğaz'da. 150-200 masası var. Ama biz ilk müşteriyiz o gün belli. Ee, ilk değil. Muhtemelen öyle zamanıydı. Garsonların hepsinde telsizler, kulaklıklar, siyah ajanı gibi. Ellerinde pedler, e, sipariş göndermek için. Acayip teknoloji var ortalıkta. Püf dedim, NASA'da mıyız, neredeyiz? Birer kahve söyledik, 45 dakika sonra geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aslında burada kültürlen strateji tabii dolayısıyla teknoloji vesaire de iç içe girmesi tabii, tabii. çok önemli. O kültür sende yoksa strateji kurmanın anlamı yok. Aynen öyle. Benim kişisel düşüncem strateji kültür altyapısı üzerine kurulmalıdır. Sen ne dersin? Ya kesinlikle bu orada kafe örneği ne kadar güzel bir örnek ki. Yani Boğaz'da bir kafesin, yeni bir yersin, onlarla donatmışsın. Ama şey Anadolu'ya gezdik gittik. Orada bir restorana girersin. Saatlerce sipariş verirsin, garson sana tamam abi der. Ondan sonra siparişlerin 5 dakika sonra aynı aynı gelir. Yani zorlayarak olmuyor bazı şeyler. Evet. Kültürde olduğu zaman da çok kolay olmaya başlıyor. Ve strateji gerçekten yiyor. Ne kadar planlamaya çalışırsan çalış, bir yoğun göstermeye çalışırsan çalış. Eğer şirketin genel havasında bu yoksa olmuyor. Ve bu genel havasını belirleyen şeyler neler sorusu da zor bir soru. Cevaplaması bayağı zor bir soru. Yani senin çalışanların belirler, şirketin vizyonu belirler, yaptığın iş belirler, Yönetici kimlerle belirler, çalıştığın belirler. lider belirler. Aynen öyle. Yani. Bu sorunun cevabını aslında hakikaten bulmak çok zor. Aynen. Sadece şunu biliyoruz gerçekten bu laf çok doğru. Ve özellikle bir değişim aşamasında olan şirketlerde, bir değişim yaratmak isteyen şirketlerde o kültürel etkileri, kültürel dönüşümü bir şekilde göz önüne almak lazım. Çünkü ne yaparsak yapalım bir süre sonunda kişi bağımlı olarak belki yapmışızdır. Ama kültürde oluşturamadıysak bunu gidebilir. Ee, şirketi çok büyük zarara sokabilir. Hatta yani. ben şöyle bir öngörüm var. Eğer büyük bir değişim yaşayacak isen kültürün neye bağlı? İnsanlara bağlı. Onu hı hı. kaldıramıyorsa yeni kültür oluştururken belki insanları bile de değiştirmek gerektiğine inanıyorum. Aynen öyle. Ee, Tabi burada şu soru geliyor. Yani bir tane strateji oluşturduk. Ondan sonra veya bir stratejiyi seçtik. Bir, bir, belli bir yolda ilerlemek istiyoruz kültürü ona göre değiştirmeye çalışmak mı lazım? Yoksa kültürümüze uygun bir strateji mi ilerlemek lazım? Esasında ikisi de olabilir ve her sorunun cevabı gibi. Bu sorunun cevabı da ikisi de belli bir miktarda gibi ama ikinci soruda şu geliyor. Uygulamaya başlarken önce kültürden mi başlamak lazım yoksa uygulamayı kültüre mi uydurmak lazım? Aslında bence yanıtı pek açık olmayan bir sorudayız. Elimizdekinden başlayıp vizyon mu oluşturmalıyız? O zaman elimizdeki dünyanın gidişatına uygun olmayabilir. Hı hı. Yoksa önce vizyonu oluşturup sonra elimizdeki malzemeye mi bakmalıyız? Doğru. Aslında iki ucu da açıkta yani bir Aynen. Ben genelde bunu bir çift sarmal bir yolculuk olarak görmeye çalışıyorum. Yani bir stratejimiz var. Bir şeyler yapmaya başlayacağız ve onun kültürü buna adapte olması lazım diyoruz. Ama kültürü adapte etmeye çalışmak için bunun bitmesini bekleyemeyiz. Evet. Ee, kültür eğer insanların yarattığı bir hava ise insanların bu bizim stratejiyi desteklemeleri, kabullenmeleri lazım. Mesela ben en fazla inovasyon stratejilerinde bu tartışmaları yazıyorum. Yani i̇novasyon stratejisini oturtmak için şirkette inovatif bir kültür oluşturman lazım. Hı hı. Ama insanların bunu e kabullenmesi lazım. O da insanları ikiye ayıralım. çok kaba tabiriyle, işin başındakiler ve işi yapanlar. İşin başındakilerin başarıyı görmesi lazım, paranın geldiğini görmesi lazım. ...işi yapanların da yap yapılanların olduğunu, dinlenildiğini vesairesini görmesi lazım. O zaman bir yandan bir yandan işi yaparken o işin etrafında kültürü yavaş 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 yaratmak gibi bir yaklaşım bana en doğru yaklaşım gibi geliyor. Ya yani biri ondan sonrasını takip etsin veya önce şu sonra bu ikisi aynı anda yapmak yerine böyle iç içe geçmiş bir çift spiralli bir yaklaşım daha doğru gibi geliyor. Şimdi ben sana burada bir soru soracağım. Çok doğru yaklaştığına inanıyorum çok doğru yaklaşına inanıyorum ama ülkemizde kaç şirket stratejisini çalışan paylaşıyor? Ondan feedback alıyor ve konuşuyor. Buna cevap verebilir misin? Bana denk gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Bana da gelmedi. Ya yani benim yapmaya çalıştığım şeyler <laughs> genelde yani herkese beraber bir strateji hayata geçirmemiz lazım. Çünkü stratejiyi hayal edenler de uygulayanların da o çorbada suzu olması lazım. Beraber inanmaları İnanmaları lazım. Aynen. İnanmazlarsa katılamazlar. Katılamazlarsa Aynen. kültür farkı doğmaya başlar. Zaten o inanmaklı kültürde biraz ele ele giden kavramlar evet. esasında. Evet, evet ee, dolayısıyla e, strateji birlikte oluşturmak. Veya en azından herkesin fikrini almak gerekiyor. Ama benim gördüğüm çoğu yerde strateji patronun kafasındadır. Genel müdürün kafasındadır. Kimse bilmez. Bilmediğin şeyi nasıl paylaşırsın ki? Aynen öyle. Bu arada kültür konusunda geri kültürde de öyle bir şeyler var. Geçen e, birkaç hafta önce bir tane araştırma okumuştum. İK profesyonellerine, yöneticilere ve çalışanlara sormuşlar. Kültürü kim belirler, ne belirler diye. Herkes çok bariz bir şekilde ve birbirlerinden bağımsız olarak kendilerini belirlediğini söylüyor. İK ben diyor. Yönetici ben diyor. Kültürü ben belirlerim. Çünkü stratejiyi, vizyonu ben koyarım. Çalışanlar da e, ben diyor. Çünkü bu şirket bizden oluşuyor zaten. O zaman ben diyor. Buradan ne cevap çıkıyor? Benim bakış açımla hepsi. Hatta müşterileri. Hatta beraber çalışır ortak. Kültürü belirleyen şeyler bu. Ama insanlar bunu bir arada tartışma ortamına hiçbir zaman gelmemişler. Aslında burada çok kişinin kızacağı bir şey söyleyeceğim. Hepsine katılıyorum. İK'nın kültür belirleyici olduğuna <gülüyor> inanmıyorum. <gülüyor> Yıkıcı bile olabildiği çok durum var. Yani e Başka videolarda yetenek yönetiminden de bahsettik, yetenek yönetimi önemli olan yani İK nereden bakarsak bakalım gene de modern bir kavram, insan kaynakları kavramı, ta onun ki, başlangıç ta noktası... İK olarak kullanıyorsan ama personel yönetimini İK olarak kullanıyorsan... Aynen öyle yani personel yönetiminden İK'ya geçişte sadece o departmanın kapısında yazan yazının evet. değişimi değil orada farklı bir çalışma şekli var... Ve yetenek yönetimi de İK'nın bir uzantısı gibi ama o da sadece kapıdaki yazının değişmesi değil. Orada bakış açılarında bir değişiklik var. Ama şunu söylemeliyim, benim son zamanlarda İK yapılarıyla yaptığım konuşmalarda hep ben şaşıran taraf oluyorum. Ciddi mi? Ne güzel. Ee, çünkü gerçek anlamda şirketin yönlendirilmesi için, şirketin o e, vizyona göre, şirketin kültürüne uygun bazı şeylerin hayata geçirilmesi için bir rol üstlenmiş bazı İK'lar. Ve ben bunu görmeye başladım ve bunu beni çok mutlu ediyor. Yani o strateji uygulayıcı takımda ana rollerden birini kendi kendilerine üstlenmişler. O çok güzel bir değişim eğer varsa. Ben de aynı rastlayamadım. Hı hı. Umarım Yani mesela bir iş yapma konusunda strateji projeleri konuştuğumuz zaman ben e, işin başındaki insanlarla bunu konuşmam lazım olduğunu düşünürken o insanlarla görüşemeyim. Sonra İK ile aynı şeyi konuşmaya başlıyorum. Çünkü şey diyorlar. Biz görüyoruz, insanlar bize geliyor. Bu arada yeni jenerasyonun beklentileri, işe yeni alınan insanların beklentilerini ilk gören kısım esasında İK. Olması gerek. Ve onlar gördüğü zaman diyor ki ya bir şeyleri değiştiriyor olmamız lazım, farklı bir şeyler yapıyor olmamız lazım bu insanları tutabilmek için veya tutmak istiyor muyuz, istemiyor o da ayrı bir konu. Şey. Bu insanlardan değer çıkarabilmek için bir şeyleri değiştiriyor olmamız lazım. Ve bizim operasyonumuzun da onları destekliyor şekilde çalışması lazım. Bunu kim yapacak? İnsanla alakalıysan ben yapacağım diyen İK'lar var. Hı hı. O da çok başarılı bir şey. Esasında bu şekilde çalıştırdığın zaman gerçekten İK'nın kültürde çok temel bir destekleyici faktörü var. Zaten o zaman İK da personel değil İK oluyor. Aynen. Hatta yetenek yönetimi, hatta dönüşüm yönetimi vesaire. Tabii, Zaten kültürde ya. de genelde dönüşüm projelerinden bahsediyoruz. Evet. Bugün ee, transformation projelerinden, dönüşüm projelerinden, değişim yönetimi dediğin projeleri ettiğimiz şeylerin en temel kısmı esasında kültür. Aslında orada takıldığım bir şey var. Değişim yönetimi. Bence bu çok eski bir kavram olarak kalmalı ve literatürden çıkmalı. <laughs> Niye diyeceksin? Ee... Değişmeyen bir yanımız mı var? <gülüyor> <gülüyor> Yok, değişim artık yaşamın kendisi oldu. Evet. Değişimi yönetmek yerine değişimi yaşamamız lazım. Bunu yönetmeye kalkarsak 30 sene öncesinden bahsediyoruz. Ee, ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Ee, Anadolu Kedi Kartı'nın genel müdürüydüm. 1980'li yıllarında. O kadar yaşlı <laughs> değilim. Ee, bilgisayara geçişi ben yaptım. O bir değişimdi. Hı hı. Ama bundan sonra artık değişimler o kadar radikal vesaire değil. Değişim yaşanan bir hayat tarzı. Aynen. başka bir videoda konuşmuştuk. 2,5 milyon yıllık yaşamımızda 200 yılda her şey değişti. Evet. Dolayısıyla değişim yönetimi değil değişimi yaşamak şirketin mottosu olmalı diye düşünüyorum. Evet. Hatta bu şirketler sıvı halde olmalı dediğimizde bu da kültürle de bağlaşıyor. Bu arada değişim yönetimi artık olmaması lazım. Bu doğru. Ama eğer kültürümüz statikoyu korumaya çalışan bir şirket kültürümüz varsa ve yaptığımız işi aynı şekilde devam ettirmek yönünde bir de kültürümüz varsa, öyle bir gidişatımız varsa, çalışma şeklimiz varsa o zaman zaten biz sürekli halde gelişen bir, gelişmesi gereken bir şirkette şirket olmamız gereken yerinde duran bir şirketiz. Ve bir evet. noktada tren kaçmak üzereyken onun üzerine atlamaya çalışıyoruz. O işte o değişim. Ama onu da zaten yönetemezsin. Orada tren kaçtı gitti tren muhtemelen gitti. yani. Sen onu fark ettiysen şimdi fark ettiysen geçmiş olsun bence. Yani ka gitsin. sen hala kara <laughs> trendesin. Japonlar <laughs> 600 kilometre böyle saate çıktı şimdi. Öyle, kahve içmez misin? <laughs> tamam hadi içelim. Eğer beğendinizse bu videoyu lütfen plan mı model mi hashtaginde paylaşın ve sorularınızı sorun. Bu arada videonun altındaki kısma da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışacağız. Çok teşekkürler.